İyi akşamlar. Gübre fabrikaları günlük grafik. Şimdi 75, hani buraya çizmemiştim ama 1 Şubat'ta en son videosunu yapmıştım. Ki bayağıdır böyle takip ediyoruz. Yani ocağın herhalde ikinci haftasından beri şu 75 aşağıda 85 yukarıda olarak takip, ben en azından öyle takip ediyorum. Yani gübre fabrikaları çok kısa vade bir yatay bandın içinde. Geçen gün çok yaklaştı tabii. 4 Şubat'ta ben video yaptıktan 2-3 gün sonra 75'e yaklaştı. Altında kapanış vermedi gene. Oralardan desteğimizi aldık. 85'e doğru denemeler geldi üstüne. Yani beklenen hareketler. Tabii biraz zorlaşıyor yani. Daha önce 75'e bu kadar yaklaşamıyordu. Biraz daha yukarıdan gün içinde alıcılar geliyordu. Bu sefer dediğim gibi biraz derinleşti iş. Hala bu alandan çıkabilmiş değil gübre fabrikaları. Dolayısıyla minor anlamda düşüş veya yükseliş diyeceğimiz bir pozisyonda haliyle haiz değil. Ama bulunduğu yer tabii 82, ikinci kapanışı yaptı. 85'e yakın. En azından 80 civarının altına satılmazsa kısa vadede bulunduğu yer sebebiyle bir 85 atakları beklenebilir. Bu alanın üstüne çıkıyorsa gübre fabrikalarında konuşmaya değer bir iş olacak. Açıkçası bu alanın üstüne çıkmadıkça tehlikeli, 85 kırılmadıkça. Çünkü 75'in ne kadar dayanabileceğini bilemezsiniz yani. İyi takip etmek gerekiyor alanı. Altına kırılım olduğu zaman bir miktar daha satış dalgası gelebilir o kısımda. Bu bant sonuçta yani piyasanın muhtemelen bütün paydaşlarının gördüğü bir bant. Bir bant hareketi. Şu an için dediğim gibi durum bu. Çok majör anlamda bir şey değişmedi. Hacim çok standart o da yani. Çok düşmedi böyle, ölmedi. İlk anda bir ölmüştü. Ocağın başlarında biraz bir düşüş izlemiştik ama şu alanda yine yüksek hacimler, yüksek denebilir. Ara ara aylık ortalamanın üstüne çıkan hacimler de yoluna devam ediyor. Piyasa tam bırakmak istemedi gübre fabrikasını. 55 RSI. O da bir direnç hattıdır. Ya. RSI geldi 45-55 olarak takip ederim ben. O alan denge bandı olarak görürüm. 45-55 RSI'yı. MACD en azından 2 gündür bir al vermiş ama bu alanda göstergelerinde çok böyle majör anlamda bir önemleri yok. Yani kırıldığı yere bakacağız. Muhtemelen 75 kırılırsa ilk satışlar 70. Daha sonra 67 desteği takip edilir. Ara destek. Ve en dipte de 65 takip edilebilir. Yukarı doğru bir harekette 89'u takip edebiliriz. 85'in üstüne çıkışlarda. Eğer 89 kırılıyorsa muhtemelen artık 100'e doğru bir hamle gelebilir ki daha önce gevşediği yerde 100 lira bandı olmuştu. Genel görünümü bu gübre fabrikalarının. Bakalım hani bir borsa aslında iyi, fena değil. Bir toparladı, bir momentum kazandı. 2000'in üstünde 2030 direncimiz var BIST 100'de. Yani onu düşünüyorum. BIST 30'dan aldığı destekle tabii, yani BIST 30 daha çok hareket ediyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Belki bir momentum oluşursa oradaki risk iştahını artmasıyla önümüzdeki günlerde bir deneme gelebilir. Herkese iyi akşamlar.